Biz Medine'ye geldik değil mi? Bugüne kadar sadece fotoğraflardan gördüğüm Mescid-i Nebevi'ye pencereden bakınca görebilecek kadar yakınım artık. Bu harika! Saat kaç ki? Sabah namazına ne kadar var acaba? Tam vaktinde susamışım. Namaza az kalmış. Hadi, Mescid-i Nebevi'ye gitme vakti. Ne oluyor Efe? Ne oluyor Efe? Hiç. Müezzin amcayla namaza kaldırıyoruz sizi. Babaannem haklıymış. Buranın havası da bir başka gerçekten. Kızım, ne dedin? Çocuklar ne kadar çok ağladı değil mi anne? Koro gibi hep bir ağızdan. O kadar mutluyum ki bana kuş cıvıltısı gibi geldi çocukların sesleri. Peygamber mescidinin küçük kuşları. Keşke ben de buralara gelmek için sizin büyümenizi beklemeseydim. İyi ki biz çok küçükken gelmemişiz anne. Hiç istemezdim. Niye? Ben küçükken yaşadığım çok az şeyi hatırlıyorum şimdi. O zaman gelseydim belki buralarda yaşadıklarımı da hatırlamayacaktım. Gördüklerimi tam olarak anlamayacaktım. Bence tam zamanında geldik. Çok bekletmedik değil mi? Tam zamanında geldiniz. O zaman şimdi ne vakti? Ne vakti? Mescid-i Nebevi'nin avlusunda kahvaltı vakti. Yaşasın! Medine'de piknik! Ooo, vakit gelmiş. Hadi sayfanı bitir de biz kalkalım kızım. Bitirdim anne. Gidebiliriz. Hadi biz de kalkalım oğlum. O zaman Ravza'dan çıkışta yine burada buluşuruz. Tamam inşallah. Bol bol salavat getirmeyi unutma Efe. Tamam abla. Dikkat etsene oğlum, acıdı mı? Yok iyiyim. Sorry, çok sorry. Affen. Sen iyisin, hiç önemli değil küçük adam. Aa, Türkmüş. Hoca hanımdan öğrendim. Hanımlar belirli saatlerde Ravza'ya girebiliyorlarmış. Birazdan kapılar bizim için açılacak. Kalbim heyecandan yerinden fırlayacak sanki. Anne, peygamberimizin kabrini mi göreceğiz orada? Hayır kuzucuğum. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu kısımla minberinin arasında kalan kısma Ravza-i Mutahhara deniyor. Bu tertemiz bahçe anlamına geliyor. Peygamberimiz evimle minberimin arasına cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş burası hakkında. Ne yani? Biz şimdi peygamberimizin cennet bahçesi dediği yere mi gireceğiz? İnşallah kızım. Orada kimseyi incitmemeye çok dikkat etmeliyiz. Nerede olduğumuzu unutmamalıyız. İki rekat namaz kılıp salatu selam getirip çıkacağız. Şimdi de ben heyecanlandım anne. Bak yeşil kubbe görünüyor. Peygamberimizin kabri tam onun altında değil mi? Evet kızım. Evet. Ela kızım, uyudun mu boncuğum? Uyumadım ama sanki rüya gördüm anne. Nasıl yani? Anne, rüya gibiydi. Namaz kıldığım o halı sanki halı değildi de yemyeşil çimlerdi. Mis gibi kokuyordu. Anne, ben gerçekten Ravza'da mıydım az önce? Güzel kızım benim. Evet. Ravza'daydın. Nasıl da etkilenmişsin sen? Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe ile yaşadığı odaya, kabrine,
Yanda da Hazreti Ebu Bekir'in ve Ömer'in kabirlerine bu kadar yakın olduğumu bilirken etkilenmemek mümkün müydü anne? Çok güzeldi. Ne olur girebildiğimiz her saatte girelim. Tabii gireceğiz. Böyle bir şey her zaman nasip olmaz insana. Peygamberimizin minberini sen de gördün mü abla? Arkadaşlarına dinimizi orada anlatıyormuş hani. Hoca abla ileride bir yeri gösterdi ama sadece ucu görünüyordu. Bir de çok fazla kişi dışarıda bekliyordu. Onlar da girebilsin diye çok durmadık. Babam anlattı. Önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp konuşma yapıyormuş peygamberimiz. Sonra sahabe merdivenli bir minber yapmış. Peygamberimiz onu kullanmaya başlamış. O zamandan bu zamana eskimiş tabii. Önce yenilemişler, sonra da değiştirmişler. Biliyor musun, şimdi orada duran minber bize aitmiş. Biz göndermişiz. Nasıl yani? Osmanlı padişahlarından kaçıncı Murat'tı baba? Evet, 3. Murat yaptırmış ve hediye etmiş. Bir sanat eseriymiş bu minber. Anne, ben de görmek istiyorum. Yarın bakalım ne olur. Olur, olur inşallah. Sabah namazı kılındı, Kur'anlar okundu, Ravza ziyaret edildi, sohbet edildi, yeni şeyler öğrenildi. O zaman şimdi otelimize gidip namaza kadar biraz dinlenelim. Hem minik umrecilerimize yolda belki limonata da alırım. Ferahlarlar. Limonata mı? Yaşasın! Benimki naneli olsun. Ama bir dakika. Medine'de limonata tarifi farklı olmalı. Burası daha sıcak çünkü Türkiye'den. Kocaman bir bardak olsun baba benimki. Ben de kocaman bir bardak limonata istiyorum. Hurmalı limonata var mı burada? Hurmanata. Varsa ondan da istiyorum.